hoş geldiniz. Şimdi biraz geriye sarmak istiyorum. Tabii ki Sakarya mağlubiyeti. Ki bence hiç mağlup olmayı hak etmemiştik. Yani ikinci yarı, özellikle maçın ikinci yarısında bulduğumuz net pozisyonlar, oyunun tamamen hakimiydik. Sonrasında işte defans adamımıza çarpan bir şutla oyunun dengesi bozuldu. Sonrasında geçtiğimiz hafta Manisa maçı, ki bence sezon başından beri oynadığımız en iyi oyunlardan bir tanesiydi. Üretkenlik açısından, rakip takıma pozisyon vermeme seviyesi açısından bence çok iyi oynadığımız bir karşılaşmayı maalesef herhalde son yıllarda görülmemiş bir hakem katliamıyla maalesef kaybettik. Tabii hal böyle olunca iki tane bence hiç hak etmediğimiz mağlubiyetten sonra bugünkü karşılaşmayı kazanma mecburiyeti çok açık ve net bir şekilde ortadaydı. Fakat karşımızda da ligin bence açık ara en iyi kadrosuna sahip en iyi takımı var. Ve yeni yaptığı takviyelerle daha da güçlendiler. Yani böyle bir takıma karşı ki rakibimizi iyi analiz ettik. Ve oyuncularımızla paylaştığımız özellikle oyunun başındaki baskı ki hataya müsait bir takımdı. Ki hemen oyunun başında net bir pozisyon yakaladık. Sonrasında baskılarla yine daha o kadar net olmayan pozisyonlar da bulduk. Golü bulduk. Aslında golü bulduktan sonra skoru biraz daha böyle taşıyabilseydik oyun belki biraz daha farklı hale gelebilirdi ama ondan sonra maalesef çok kısa süre içerisinde golü yedikten sonra tabii o şeyle şoklu oyunu da verdik. Ve sonrasında tabii ilk devrenin Eyüp'ün attığı golden sonraki bölümü maalesef çok kötüydü. Bunu itiraf etmek istiyorum. İkinci yarı Barış'ın tabii kasığında bir gerilme vardı. Oyuncu değişikliği, oyun formatında da bir değişiklik yaptık. Ve sonrasında yine ikinci yarıya baskıyla başladık. Oyunu elimize aldık. Yapmamız gerekeni yaptık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Topa hakim olduk. Ve sonrasında da pozisyonlar da bulduk. Ki Tanke attığı golü biraz daha erken atması gerekiyordu. Çünkü net pozisyonlar bulmuştu. Gole kadar çok iyi oynadık. Onu da söylememiz gerekir. Sonrasında golden sonrasında da aslında yine net pozisyonları üretebilirdik. Ama maalesef değerlendiremedik. Son 10 dakika işte Türk futbolunun bence en önemli sıkıntılarından bir tanesi ki işte skoru koruma telaşı, endişesi sonrasında tabii oyunu bambaşka bir hale getirdi. O dönemde hakem de yardım etti rakibe. Çok müsamaha gösterdi pozisyonlarda. Yani rakibin baskısının yanında bir de hakem baskısında çok net bir şekilde hissettik. Velhasıl son süreç işte karamboller, Gökhan'ın çıkardığı, çizgiden çıkan derken çok ihtiyacımız olan bir 3 puanı aldık. Ve yeniden herkese Kocaelispor gerçeğini bir kere daha hatırlattık. Bu galibiyete, bu 3 puana gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Ben daha iyi olacağımıza inanıyorum. İnşallah işte yeni katılan arkadaşlarımızın da takıma olumlu katkılarını çok kısa süre içerisinde sağlayabilirsek takımımız daha iyi olacak. Ama ben yeniden emek veren, sonradan giren, kulübede arkadaşlarına destek olan, soyunma odasında o coşkuya ortak olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bugün lig bizim için yeniden başladı diyebiliriz. Bundan sonrasının ben çok daha iyi olacağına çok yürekten inanıyorum. Samimiyetle bunu söylüyorum. İnşallah bir 8 numara sizin de söylediğiniz gibi transferini en kısa süre içerisinde halledersek yani ondan sonra transferi kapatmayı düşünüyoruz. Aramızdan belki bir tane daha oyuncu ayrılabilir. Ama bu kadroyla inşallah yolumuza devam edeceğiz. Burası Kocaeli deplasmanı. Gerçekten belki de Türkiye'deki her takım için
oynaması zor bir stat. İyi bir ekip vardı karşımızda. Son dönemlerde yaşadıkları puan kayıpları dolayısıyla doğal olarak bu maçı da bizden kazanmak açısından daha çok ihtiyaçları vardı. Biz buraya gelirken Kocaeli'den 12 puan öndeydik. Amacımız bunu koruyarak, mümkünse de arttırarak buradan ayrılmaktı. Sonuç olarak başarılı olamadık. Maçın detayına geldiğimizde ilk devre istediğimiz oyuna yakın bir oyun sergiledik diyebiliriz. Sadece kendi ayağımızdaki toptan, yani bir taç atışı sonrası verdiğimiz pozisyondan golü yedik. Akabinde bir duran top şansından sonra beraberliği yakaladık. Ve ondan sonra oyunun ritmi, yönü tamamen bizim elimizdeydi, bizim istediğimiz gibiydi. İkinci devre başladığında Kocaelispor biraz daha tempolu, biraz daha istekli başladı. Biz o bölümde savunmayı iyi uyguladık. Yalnız hücumda biraz istediklerimizi yapamadık. Topa sahip olamadık. Basit top kayıpları, rakibi kendi sahasına itemedik. Maç biraz ortada gibi oldu ikinci devre. Yine top bizde ve duran top kullandıktan sonra rakibin yakaladığı kontratakta arkada konumlanmanızdaki hatadan dolayı ikinci golü yedik. Ondan sonra takımımız bir reaksiyon gösterdi. Beraberliği yakalamak için birçok pozisyon bulduk. Sonuçlandıramadık. Üzgünüz. Buradan kazanıp İstanbul'a dönmek istiyorduk. Avantajımız devam ediyor. Bir küçük bir puan farkı kapanması bizi hedefimizden alıkoymayacak. Hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bu maçı iyi inceleyip önümüzdeki Tuzla maçına hazırlanacağız.